Bugün Minecraft'ın en gizemli oyuncusu Anonymous 391 478 5'i ve Giant Alex'e balansını araştırmaya devam ediyorum. Bu serinin ilk iki videosu da trendlere girdi. O yüzden sizlere çok minnettarım. Binlerce kez teşekkür ederim. Gece gündüz uyku uyumadan bu araştırmaları yapıyorum ve karşılığını alıyorum. Sizlerden tek ricam, eğer video hoşunuza giderse videoya bir like bırakmayı ve kanalıma hızlı bir şekilde abone olmayı unutmayın. Yakında 100.000 abone olacağız. Benim en büyük hayalim 100.000 abone olmak. O yüzden sadece bir tuşa tıklayarak hayalimde bana yardımcı olabilirsiniz. Bugünkü videomuza ve araştırmalarımıza geçmeden önce geçen videomuzda yani ikinci bölümde başımıza gelen paranormal olaylara göz atmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten ikinci bölümde yaşanan olaylar çok enteresandı. Hadi gelin hep birlikte bunlara bir bakalım. Önceki videonun 8. dakikasında dünya ismindeki koordinata doğru yolculuk yaparken suda bir patlama oldu. Bu patlamaya TNT diyenler olmuş. TNT suda patlamaz arkadaşlar. Bu bir TNT değil. Creeper diyebilirsiniz fakat oyunu barışıl modda oynuyoruz. Giant Alex'i görmeniz için oyunu barışılda oynamanız gerekiyor biliyorsunuz ki. Ve o yüzden ikisi de değil. Peki bu ne? Patlamadan sonra ben şok olup şaşırırken kameramın tam altına bir görüntü daha yansıyor. Adlandıramadığım bir cisim su üzerinden çok hızlı bir şekilde suyun altına doğru hareketleniyor. Bunu bir bloğa, Giant Rex'in kafasına, hatta balığa benzeten bir sürü takipçim olmuş. Ben gerçekten bunun ne olduğunu anlayamadım. Videoda çok net gözükmüyor ve ciddi anlamda çok enteresan bir şey. Suda böyle bir şey, bir kare gibi bir şey, bilmiyorum, blok da olabilir. Bir anda suyun içerisine hızlı bir şekilde giriyor. Hem patlamayla alakalı hem de bu suyun içine giren cisimle alakalı yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Ayrıca mutlaka Discord kanalımıza katılmayı unutmayın çünkü Discord'da Minecraft Gizem Odası diye bir yer kurduk ve burada sizlerin teorilerini dinliyorum, cevaplıyorum, beraber böyle konuşuyoruz, tartışıyoruz. Mutlaka Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Açıklama linki var ve şu an ekranda çıktı ve ayrıca çekilişlerimizi de Discord'dan yapıyoruz. Ve en önemlisi, herkesin şok olduğu, benim günlerce kafayı yediğim, anlamlandıramadığım olaya gelelim. Videonun 15. dakikasında suda yol alırken ekranın sağ üst tarafına bir cisim takılıyor. Onu hepiniz yakından tanıyorsunuz. Giant Alex. Ben ne kayıt alırken ne videoyu montajlarken Giant Alex'in orada gözüktüğünü fark etmedim. Çünkü bu videoları geç saatlerde çekiyorum, bayağı yoğun oluyorum. Ve yorgundum büyük ihtimalle, asla Giant Alex'i fark edemedim. Fakat videoyu yayınladıktan sonra sizlerin yorumlarında gördüm ki karşımızda cidden Giant Alex çıkmış. Yani bağıramıyorum, delirmek istiyorum, üstümü yırtmak istiyorum ama bağıramıyorum. Çok enteresan. Tahminim gerçekten bunun Giant Alex olmadığı yönünde. Sanki bir fotoğraf gibi arkadaşlar, ciddi anlamda. Dikkatli bakarsanız ben ilerlerken Alex de benimle birlikte hareket ediyor. Bir süre sonra yok oluyor ve geri geliyor. Hani sanki böyle bir doku paketi yapmışlar ve doku paketinde hani havayı falan değiştirebiliyorsunuz ya. Alex de öyle fotoğraf olarak oraya eklenmiş gibi. Hiç hareket etmiyor. Belki de Anonymous'un bize verdiği, dünya dosyasına eklediği bir eklenti de olabilir. Emin değilim, gerçekten çok garip bir olay. Daha garip bir şey, hayatım boyunca da yaşayacağımı düşünmüyorum. Kaç gece uyku uyuyamadım bu görüntü yüzünden. Bu yaşanan paranormal olaylardan sonra işlerin ciddileştiğini fark ettim. Ve bence yapmamız gereken en önemli şey Anonymous denilen kişinin peşine düşmekti. Çünkü her kapı ona çıkıyor ve her perdenin arkasından da o beliriyordu. Bu adam kimdi? Bize neyi anlatmaya çalışıyordu? Ya da Giant Alex'le bağlantısı neydi? Aklımıza takılan tüm soruların cevabı bence bu adamda dostlarım. Bu adam gerçekten de bize bir mesaj vermeye çalışıyor. 3 gündür internetin altını üstüne getirerek bu kullanıcı ismini araştırdım. Gezmediğim yer kalmadı. Her yere baktım. Bütün interneti baştan aşağı araştırdım. Ve bir site buldum. Bu sitede Minecraft oyuncuları kendi yaptıkları modları ve datapackleri paylaşıyordu. Siteye göz atarken çok ilginç bir detay fark ettim. Yapılan bir datapackin altında yapımcı Player391478-5 yazıyordu. Bu kişinin yaptığı datapack ise bir köylüyü öldürdüğünüzde sol altta köylünün ölüm mesajını görüyordunuz. Aynı bir oyuncu gibi. Peki bu bir işaret miydi? Gerçekten bu kısımda aşırı sevindim çünkü ilk defa Anonymous'a yaklaşıyor gibiydim. Anonymous'un kullanıcı nickindeki sayılar ve Player'ın kullanıcı nickindeki sayılar aynıydı. Yani ikisi aynı kişi olabilirdi. En önemlisi ise Player391478-5 ismiyle bir Minecraft hesabı olabileceğini düşünmem oldu. Namemc.com'a girip arama kısmına Player391478-5 yazdım ve evet, gerçekten de böyle bir Minecraft hesabı vardı. Anonymous'u galiba buluyoruz arkadaşlar. Harbi söylüyorum size bak. Hesabı biraz inceledim. Oyun içinde kullandığı skin kanlı bir köylü karakteriydi. Datapack sitesinde de bu fotoğrafı kullanmıştı. Bize bir köy ya da bir köylüyle alakalı ipucu vermeye çalışıyor. Buna eminim. Çünkü datapack sitesinde yaptığı datapack de köylülerle alakalıydı. Ve kendi skin'i de köylü skin'i. Ama kanlı bir köylü skin'i. Yani belki de bulduğumuz anonim ve sayılardan oluşan mezarlar bu ölen köylülere aitti. Peki bu köy ya da köylüler nerede yani? Onu bulmamız gerekiyor. Neyse, oraya döneceğiz.
Google'a Minecraft 391.478.5 yazdığım zaman karşıma çıkan bir şey dikkatimi çekti. Top 500 Gaming Videos diye bir sekme var. Ve buna tıkladığınızda karşınıza çeşitli oyunların videoları ve izlenme sayıları çıkıyor. Tekmeyi aşağı kaydırdığımız zaman bir videonun 3.914.785 izlendiğini fark ediyorsunuz. Bu Anonymous ve Player'ın ismindeki sayılarla aynı sayılar. Videoya tıkladım ve karşıma Star Wars Battlefront adlı oyunun fragmanı çıktı. Videoyu baştan sona izledim. Video tamamen çok düz bir oyun fragmanı videosuydu. Ve sonra yorumlara göz atmak aklıma geldi. Üşenmeden, sıkılmadan adeta bir işsiz gibi 30.000 tane yorumu baştan sona aradım. İşime yarayacak bir ipucu gerekiyordu çünkü. Bakacağım başka bir şey kalmamıştı. Yaklaşık bir saat sonra ise aradığım yorumu gerçekten de buldum. Adam bize işaret bırakmıştı. Ciddi anlamda sevinçten patlayacak gibi oldum. Bir YouTube hesabı. İsmi ise Player391.478.5. Aynı Minecraft hesabı gibi ya da Datapack sitesindeki gibi. Nick aynıydı. Bu yapılan yorumda ise senin için bir şeyler ayarladım yazıyordu. Ve bir video linki vardı. Linke tıkladım ve karşıma liste dışı bir video çıktı. Bu arada liste dışı videoları bilmeyenler için şöyle açıklayayım. YouTube'da liste dışı video yükleyebiliyorsunuz ve sadece bu videoyu linkine sahip olanlar izleyebiliyor. Yani videonun linki sende varsa izleyebilirsin. Linki yoksa videoyu hiçbir yerde göremezsin. Liste dışı video bu demek. Bu video 17 Mayıs 2020 tarihinde paylaşılmıştı. Ve paylaşan kişi Player391.478.5'ti. Yani benim teorime göre Anonymous. 45 saniyelik bu video izlediğim en garip Minecraft videosuydu. Sorumuzun belki de tüm soruların cevapları bu videoda saklı olabilirdi. Size bahsettiğim Player391.478.5'in gözünden olan bir Minecraft videosu bu. Karakterin kolundan o olduğunu kolay bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Peki bu videoda neler oluyor? Hadi gelin bir izleyelim. Evet, videoyu izledik. Birçok garip şey var bu videonun içinde. Ama sırasıyla gidelim. Video yıkılmış, ölü çalılarla dolu, dağılmış bir köyde başlıyor. Player391.478.5 sürekli tanımlayamadığım hareketleri de bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor gibi. Sanki bize bir şifre vermeye çalışıyor. Etrafa bakıyor, boşluğa yumruk atıp duruyor. Ve o anda arkada gözümüz bir şeye takılıyor. Dev Alex donuk bir şekilde köyün karşısında resmen dikilmiş duruyor. Ve bu zamana kadar gördüğümüz en net Giant Rest görüntüsü bu. Ama sanki videoyu çeken Player391.478.5 onun farkında bile değil. Hiç o varmış gibi davranmıyor. Ardından göze bir tabela takılıyor. İşte aradığımız şeyi galiba bulduk dostlarım. Bu tabelada yazan şey bir koordinat. Bize resmen bulunduğu yerin koordinatını tabelaya yazıp sanki yardım istiyor. Ve etrafta garip bir şekilde biraz daha gezdikten sonra video sonlanıyor. Bu koordinat çok önemli. Her şeyden çok önemli. Belki de bu Anonymous'un bize verdiği dünyada bu koordinata gidersek bu videodaki köyü bulabiliriz. Ve Giant Alex'le belki de yüzleşebiliriz. Ya da çok daha değişik şeyler olabilir. Ve bu koordinat sanki saatlerce, haftalarca yani günlerce yaptığım araştırmaların ödülü gibiydi. O kadar mutlu oldum ki. Düşünün şu an saat gece 3.30 ve ben sabaha bile bekleyemedim bu videoyu çekmek için. Şimdi ise yapmamız gereken tek bir şey kaldı. Tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şu an çok geç bir saatteyiz. O yüzden bayağı bir korkuyorum dostlarım. Şu anda malum dünyaya giriş yaptım. Ve az önce size izlettiğim videoyu gördünüz. Player391.478.5 garip garip hareketler yapıyordu ve bize bir koordinat verdi. Şimdi ise bu dünyada o koordinata gideceğim. Umarım gerçekten de bu dünyada o koordinatta bir şey buluruz. Belki de o köyü bulacağız. Ama benim teorimi soracak olursanız size söyleyeyim. Geçen videoda burada bulmuş olduğumuz bu isimsiz sayılardan oluşan mezarların oradaki ölen köylülere ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu player denen adamın da skini biliyorsunuz ki kanlı bir köylü skiniydi. Yani belki de o köyde cidden Giant Alex ya da başka birileri bir katlem gibi bir şey yaptı ve ölen insanları da buraya gömdüler. Ve o köyde de cidden çok enteresan şeyler yaşanmaya devam ediyor. Bilmiyorum şu an yapabileceğim teori bu şekilde. Bu arada gitmemiz gereken yer de gerçekten aşırı uzak. Yaklaşık bir 3500 blok falan yürüyeceğiz. Ve bakalım yolda başımıza neler gelecek. Sizden tek bir ricam var dostlarım. Videoda her yere çok dikkatli bakın. Videoyu tekrar tekrar izleyin. Etrafta bir şekilde birisini görecek miyiz? Çünkü ben fark edemeyebiliyorum bazen. Saat çok geç. Yorgun oluyorum. Videonun her tarafına, her yere bakın. Belki bir şekilde Giant Alex'le alakalı bir şey görebiliriz. Bu arada çok enteresan bir şey de söyleyeceğim. Sabah şu an. Normalde sabah olmaz bu dünyada çok. Tam bu yönden böyle gidersem player'ın bize verdiği koordinata ulaşıyorum. Bu arada şu bilgiyi de vermeden geçemeyeceğim. Geçen videoda Giant Alex'in gözüktüğü yer
Garip sesler geliyor. Tam burasıydı arkadaşlar. Giant Alex'i burada görmüştük. Ben artık işin Giant Alex'ten çıktığını düşünüyorum. Giant Alex belki de Anonymous, yani bu player tarafından yapılan bir illüzyon. Belki bir kurgu. Anonymous bize kendini anlatmaya çalışıyor. Yani kendiyle alakalı bilgi vermeye çalışıyor gibi sanki. Umarım akşam akşam Giant Alex'i görmem. Çünkü çok korkuyorum. Hani şakasız, ciddi anlamda çok korkuyorum. Şaka falan yok şu an. Lan suratından anlayabilirsiniz. Şu tipe bak. Abi yine mi? Yine mi? Yine mi? Yine mi? Yine mi? Yine mi? Oğlum burada daha bloklar duruyor chat. Bir şey söyleyeceğim, bu experience'lar neden bana gelmiyor? Bakın burada tecrübe puanları var ve bunları üzerime alamıyorum. Lan ne oluyor? Yerde bloklar var, yani buradan birisi falan mı geçti demeye çalışıyor oyun şu an. Abi ben gerçekten deli olacağım. Abi yine ayak izleri var. Görüyorsunuz şu an. Koordinata gitmektense ayak izlerini takip edeceğim. Bakın yine çubuk var. Hep aynı. Yani bu ayak izleri hiçbir zaman durmuyor arkadaşlar. Yine ayak izleri var ve yine aynı. Yani Giant Alex'in aslında belki de o köyden bize geldiğini düşünebiliriz. Çünkü biliyorsunuz ki geçen videoda Giant Alex gözüktü ve onun gözüktüğü yerden şu an ben ilerliyorum. Ve ayak izleri burada. Yani bize kendini gösterip o videonun çekildiği yere mi gitti? Yoksa oradan mı buraya geldi? Bilmiyorum. Bunu oraya gittiğimizde öğreneceğiz. Yine bir delik var. Lan dur! Aşağı düştüm. Abi bak bu deliklerde bloklar falan var dostlarım. Bloklar duruyor. Bloklar duruyor abi. Bak buralar yeni patlamış. Chat bloklar duruyor abi. Yani blokların... Ben çanktan çıktığım zaman bu blokların silinmesi gerekmiyor mu abi? Ben yüklemiyorken nasıl bu bloklar burada durabiliyor? Resmen bu patlama yeni olmuş yani. Bu çukurların bir anlamı olmalı. Giant Alex tarafından mı yapılıyor? Yoksa Anonymous tarafından mı yapılıyor? Bunları da anlamlandırmakta zorlanıyorum. Dostlarım yaklaşık 200 bloğum kaldı. Çok az, çok çok az kaldı. Eğer o cidden o videodaki köyü, o yıkılmış köyü bulursak burada ağzımı yırtarım kendimi. O kadar çok büyük sevinebilirim.